Hocam rahatsızlıklarını tespit ettikten sonra sizler tedavileri ilaçla mı başlıyorsunuz? Kan sulandırıcılar dediniz. Sonrasında düzelmediğinde ameliyat bir sürecine gidiliyor değil mi? Yani direkt kalp kriziyle gelmediler diyelim. Belirtileri var. Kalp kriziyle geldikten sonrasında da ameliyat süreci illaki oluyor. O süreçlerden bahsedelim. Şimdi atrial fibrilasyon dediğimiz şey az önce belirttim, inmenin en sık sebeplerinden birisi. Biz bu hastalarda inmeye yönelik yapacağımız en önemli katkı veya en önemli tedavi, bahsettiğim gibi kan sulandırıcı tedavinin başlanması. Atrial fibrilasyonun ortadan kaldırılması ise daha özel bir konu. Atrial fibrilasyonu biz tamamen düzeltmeye yönelik bir tedaviye bazen ihtiyaç duyarız, bazen duymayız. Hastanın çarpıntı nedeniyle nabzı çok yükseliyorsa, bu nabzı düşürmeye yönelik bir takım ilaç tedavilerimiz var. Özellikle bir hasta grubunda da atrial fibrilasyonu kökten çözmeye yönelik ablasyon dediğimiz ilgili ritim bozukluğu noktasını radyo frekans veya soğutma yöntemleriyle, yani ısıyla veya soğutarak o bölgeyi devre dışı bırakmak suretiyle tedavimiz mümkün. Bu atrial fibrilasyonun kendine özel bir tedavisi. Ama her hastaya bu ihtiyaç, her hastada buna ihtiyaç duyar mıyız? Hayır. Belli grup hastalarda bu tedavi sadece uygulanır. Yine bazı grup hastalarda biz elektroşok tedavisiyle atrial fibrilasyonu normal ritme çeviririz. Bu da belirli şartları taşıyan belirli özel hasta gruplarında söz konusudur. Yoksa bizim her atrial fibrilasyon hastasını normal ritme çevirelim diye bir kaydımız yoktur. Bir amacımız yoktur. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, hastanın özellikleri doğrultusunda verdiğimiz bir karardır. İkinci sebep olarak saydığım şah damar tıkanıklıklarında ise biz öncelikle bir Doppler çekerek hastamızın şah damarlarında pıhtı kaynağı olabilecek, inmeye neden olabilecek bir daralma var mı? Bunu görürüz. Bu inmeyi geçirmiş bir hastada da yapılan bir tetkiktir. Ya da henüz inme geçirmemiş ama çeşitli damar hastalıklarının yoğun bir şekilde olduğunu biliyoruz. Bu hastanın şah damarında da problem olabilir. Bunu tespit edelim düşüncesiyle yine Doppler'i isteyip hastalarımızdan Her ihtimale Doppler karşı. tetkikini Evet. yaptırıyoruz. Şayet Doppler'de ciddi bir daralma veya anlamlı bir daralma. Doppler sonuçta çok detaylı bir şekilde damarı gösteren bir tetkik değil. Ama bir aterosklerotik plak varlığını net bir şekilde bize belirtir. Genellikle %40-50 civarında bir darlıktan daha önemli bir darlık varsa veya o civarda bir darlık varsa bu hastalara kural olarak anjiyografi tetkiki yapılır. Yani Doppler'de bir ön bilgi almış olduğumuz hastayı anjiyografi ile daha detaylı bir şekilde değerlendirerek damarında, şah damarlarında bir problem var mı? Bunu net şekilde görürüz. Buradan sonra bir karar süreci tabii bizi bekliyor. Hastamızın %50'nin üzerinde bir daralması var ise ve bu hasta bir inme geçirmiş ise bu inmenin tekrar etmesini önlemeye yönelik bizim o damarı tedavi etmemiz gerekiyor. Yani %50'den fazla darlık varsa bizim o darlığı düzeltmemiz gerekiyor. Bu iki yolla olabilir. Birincisi açık cerrahi yoluyla oradaki pıhtı ve daha doğrusu ateron plağının damarın iç yüzeyini kaplayan kitlenin tabiri yerinde ise cerrahi olarak dışarı alınması. Neticesinde hastamızın o pıhtı riskinden kurtulmasını sağlarız. Daha yeni nispeten ve daha pratik diyebileceğimiz bir tedavi ise bizim yaptığımız kardiyologların gerekli bazen girişimsel radyologların girişimsel nörologlar da büyük oranda artık bu işlemleri yapıyor. Bu hastaların stentle tedavi edilmesi. Yani şah damarındaki ilgili damar tıkanıklığının stent konularak, daha doğrusu tıkanıklığının demeyelim, daralmasının, damar daralmasının stent konularak tedavi edilmesi. Bu son derece pratik, son derece konforlu, son derece rahat bir işlem.
Tıpkı koroner damarlarına hastalarımızın stent koyduğumuz gibi birkaç prosedürel farklılık dışında benzer bir süreç oluyor. Koldan veya kasıktan girerek beyin damarına, şah damarlarına bir kateter yerleştiriyoruz. Ve bu kateterin içerisinden stentimizi öncelikle bir filtre, koruyucu filtre göndererek arkasından da stentimizi yerleştirip pıhtı kaynağı olabilecek riskli yüzeyin üzerini stentle kapsıyoruz. Stentle kapladığımız bölge pıhtı kaynağı olmaktan uzaklaşmış oluyor böylece. Dolayısıyla hastamız genellikle ertesi gün taburcu edilerek evine gönderiliyor. Rahatlıkla yaşamına devam edebiliyor. Evet.